Değerli izleyiciler, pazar akşamından herkese merhaba. Hap şeklinde sizlere bazı teknik bilgilendirmeler paylaşacağım. Malum Twitter'da grafiksel anlamda ara ara paylaşımlar yapıyorum ama en azından derli toplu olsun diye pazar akşamları mümkün olabildiğince kısa kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii en azından sizin de bakış açınız bu şekilde gelişmiş olacaktır. Bu sebeple de e, dolar endeksi olsun, euro dolar olsun, dolar türk lirası olsun, ons altın olsun en azından bakış açımı görebileceğiniz bir görüntü olacaktır. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz grafik ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı ve bu tahvilin fiyatı ile birlikte ons altın, endeksi, gümüş, ham petrol, S&P 500 ve DAX 30'un korelasyonu. Dikkat edildiyse Nisan ayı başlangıcından itibaren borsalarda, petrol fiyatında, gümüşte, altında, ABD 10 yıllık tahvilin fiyatında önemli yukarı yönlü hareketler var. Dolarda da bir değer kaybı olduğunu görebilmekti. Tabii ki burada virüsün özellikle aşılanma süreci, aşılanma sürecindeki olumlulukla birlikte İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in öne çıkıyor olması özellikle Amerika'da ekonomik aktivitelerdeki iyimserlik dikkat çekiyor. İşte gerek Euro bölgesi olsun, gerek İngiltere olsun, gerek Amerika'nın olsun, hatta Türkiye'nin olsun, imalat sanayideki sektöründeki PMI detaylarındaki olumlu hava ister istemez yansım, yansıyor. Hizmet sektöründe de iyimser tablo özellikle Amerika'da, İngiltere'de devam ediyor. Avrupa'da henüz tam anlamıyla hizmet tarafında çok ekstrem iyimser demek doğru değil ama orada da iyimserliğin olduğunu görebilmekteyiz tabii ki bu iyimserlik İşin e, ilerleyen dönemlerindeki para politikası hususlarını da etkileyecek, şekillendirecektir ki son dönemde özellikle ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının yukarı yönlü hareketlerinden bunu görmüş olduk. Orada da hatırlarsınız %1.78-50 seviyesine atıfta bulunmuştuk. Nitekim o bölgeyi aşamadı ve kırmızı kanal içerisindeki hareket alanına devam ettirdi. E bu sebeple de altın dinamiklerinde de yukarı yönlü hareketler izliyor. Tabi dolar endeksindeki hareketler bu noktada dikkat çekiyor. Acaba bu öncü bir gösterge olabilir mi yeni dönem için buna bakacağız. Bu grafikte de görüldüğü üzere nisan ayında dolarda değer kaybı ama onun dışında altın, gümüş, petrol, borsalarda yukarı yönlü reaksiyonları izlediğimiz bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ayın sonuna kadar bu şekilde devam edebilir mi? Edebilme ihtimali söz konusu. Buradan dolar endeks tarafına geçtiğim zaman özellikle sizlere baz almış olduğumuz yani paylaşmış olduğumuz grafiklerde işte 89-100 günlük üstel hareketli ortalamalara dikkat çekmiştik. Nitekim özellikle kanal üst bölgesinden dönüşlerle birlikte bu trend devam edebilme ihtimali vardı ama son hareketler ortalamaların altındaki fiyatlama reaksiyonlarını kuvvetlendirdi. Acaba pazartesi günden itibaren de bu ortalamaların altında hareketler devam ediyor mu? Bunu takip ediyor olacağız. Neden? Çünkü euro dolar paritesinde eğer yukarı yönlü hareketler devam edecekse endeksin bu bölgenin altında kalmaya çalışması gerekiyor. Aksi takdirde hem ortalamanın hem de tam da trend çizgisini yani 91-98 yani yuvarlak hesap 92'nin üzerine bir hareket izlersek o zaman Euro dolarda bir düşüş izleyebiliriz. Bakın Euro dolarda da içim oku indikatörü baktığımız zaman 1.20'yi 1.21 seviyelerini önemsiyor. Yani endekse evet bir baskı var ama euro henüz tam anlamıyla bir trend değişikliği olmuş değil. Burada özellikle endeks hareketini endeksteki görüntüyü izlerken bugün de dikkatimi Forex tarafından paylaşılan bir habere dikkat çek. Goldman Sachs'ın Eurodolar için 3 aylık hedefini 1.21 1.25'e yükselttiği 12 aylık hedefini 1.28 olarak sürdürdüğünü vurguladı zarar kesti 117.50 yani yükseliş potansiyelinin olduğuna ilişkin beklentisini paylaşıyor. Dolar endeksinin eğer bu sinyali gerçekten destekleyici ise o zaman Goldman Sachs'ın bu beklentisinde zaten çok daha net bir şekilde olacağını ya da ihtimalin kuvvetlenebileceğini söyleyebiliriz. Ama burada bir en azından ben 121'in aşılmasını görmem gerekiyor. Baktığınız zaman henüz pozitif tarafa geçebilmiş değil. Uzun, uzun vadeli konjöktürde zaten 1.16 kırılmadığı müddetçe hala potansiyel bir yukarı yönlü beklenti devam ediyor. Ama 1.16'ya yaklaşmadan 1.17'ye dönmesi önemliydi. Ama bakın 1.20'nin üzerinde henüz aylık kapanış yok ya da biraz daha kısa vadeli olarak 1.21'i aşamadığımız için biraz daha dikkatli olmakta da fayda var. Ama e, dolar endeksi gerçekten önemli bir aşamaya geçmiş bulunuyor. Euro doları biraz daha bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Dolar Türk lirasına baktığımızda özellikle 7.96 8.05 e, teorik anlamda, psikolojik anlamda da 8 seviyesinin üzerinde hareketler devam ediyor. E, son düşüşlere rağmen henüz tam anlamıyla kalıcı bir tepki hareketinden ya da güçlü bir tepkiden bahsedemiyoruz. Bu sebeple de Dolar Türk tarafında hala 7.96'nın üzerindeyiz. Yani 7.96-8.05 bölgesi üzerinde kaldığımız müddetçe kur tarafında düşüşler sınırlı kalmaktadır. Bu sebeple de Dolar Türk lirasında biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ana destek bölgemiz hala 7.68 olarak karşımıza çıkıyor. Hani yukarı yönlü hareketle hocam nereye geçerse hareketler biraz daha hızlanabilir vurgusunda. Şurada 8.22, 8.23 bakın bu bölge önemli. Son zamanlarda sürekli baskı gördü. Hani burayı aşarsa o zaman biraz daha yukarı yönlü bir reaksiyon izlenebilir. 10 altın dinamiklerinde e, baktığımız zaman da hatırlarsanız 10 altın küllerinden doğdu mu diye bir video paylaşımı e, gerçekleştirmiştim. GCM Yatırım'ın YouTube kanalında bu mevcuttu. Orayı izlemiş, izlediyseniz eğer ayrıntılı bir şekilde özellikle uzun vadeli orta vadeli yukarı yönlü reaksiyonları özellikle vurgulamıştım. Nitekim baktığımız zaman 1675'lerden bir toparlanma eğilimi var. Bu arada bu çizmiş olduğum trend çizgisi aslında doğru bir trend çizgisi değil. Yani şuradan çektim, şu şuradan çektim değil maksat psikolojik anlamda nereye kadar gidebileceğini gösterebilmek adına bu çizgiyi çektim lütfen bu çizginin doğru olduğunu düşünmeyin çünkü trend çizimleri her zaman e, birden fazla e, trend çizgisinin olduğu bölümü test etmesiyle yani buralarda olması gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir eğitim videosu paylaşmıştım hatırlarsanız. Bu sebeple de bunu sadece görmenizdeki maksat hani burada bir aşağı yönlü baskı vardı. Bu baskı sona erdi. Yukarı yönlü bir hareket var. Nereye kadar gidebilir vurgusuna biraz daha böyle yatay yatay gittiği zaman buraya kadar ki bu bölümde önemli olduğunu görebilmekteyiz. Yani baktığımız zaman 1675'i dip kabul eden 1755'i aşan üzerinde günlük kapanış yapan bu sebeple de 1850-1875 bölgesine doğru yeni bir hamle ya da yeni bir maceraya atılmaya çalışan bir potansiyel hareketi izlenebilir. Tabi. Bunun devam edebilmesi için özellikle tahvilin fiyatında yukarı, Tahvilin faiz oranında aşağı yönlü eğilimlerin devam etmesi lazım. Keza dolardaki değer kaybı da eğer bu şekilde devam edecekse yani bu bir referanssa, eğer bir gösterge niteliğindeyse o zaman 10 altını biz çok kolay 1850-1875 bölgesine doğru yeni bir görüntü olarak karşımıza çıkar diyebiliriz. Sizlere hap şeklinde en azından genel gidişatla alakalı bilgilendirmeyi bu şekilde izah etmiş oldum arzu edenler haftalık bültende zaten hem temel tarafta hem de teknik tarafta detayları görmüş olacaktır. Ben size Twitter'da grafik paylaşımı yapmak yerine şöyle bir kaba özet geçmek istedim. Bilgilendirmeyi de bu şekilde paylaşmış oldum. Herkese başarılı bir trade haftası diliyorum.